Herkese merhaba. Ayşe Organik Kanyon'dan yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Her cuma kanyonda kurulan organik pazardayız ve ayın taze sebzelerinden, meyvelerinden sizler için sağlıklı tarifler yapacağız. YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız Kanyon'dan YouTube kanalında sizler için yaptığım birbirinden sağlıklı tarifler sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda bunları nasıl takip ederim diyorsanız Kanyon'dan Instagram hesabından da videolarımız paylaşılır paylaşılmaz haberdar olabilirsiniz. Hadi gelin şimdi pazarda ne var bu ay bir bakalım. Mevsimlerden Haziran, hasat ayı demek, çok güzel taze sebzelerin meyvelerin zamanı demek. Neler demek? Burada görüyorum, gelin hep beraber bakalım. Bir kere bakla, en güzeli. Sonra sakız kabağın mevsimi. Aa bakın işte semizotu, en sevdiklerimden bir tanesi de semizotu. Ben semizotunu çok seviyorum kullanmayı. Şimdi bu semizotunu görünce aklıma sizlerle paylaşacağım. Şahane bir tarif geldi. O yüzden ne yapacağım? Taze semizotundan birazcık alacağım. Semizotunu daha önce hiç böyle yemediğinizde iddia edebilirim. Semizotunun biliyorsunuz mineralce zengin olduğunu söylememe gerek bile yok. Özellikle Iron Man dediğimiz özel spor eventi var, triatlon. Triatlona hazırlanan sporcuların vücudundaki su tutmasını engelleyip onları çok hızlı forma soktuğunu biliyoruz. Aynı zamanda semizotunun cilt üzerindeki kullanımlarına da yani kozmetik üzerindeki kullanımlarına da cilt beyazlatıcı etkiye sahip. Bu da hiç bilmeyen bir özelliklerinden bir tanesi. Ha gözüme neler takıldı bakar mısınız? Fideler. Burada pazarda aynı zamanda çok güzel fideler var Saksı'da. Ben bunları çok seviyorum. Çünkü evimde her zaman mutfağımda aromatik bitkileri seviyorum. Özellikle önümüz yaz. Yaz ne demek? Birazcık zararlı haşerelerin de olduğu bir zaman. Yani sivrisineklerin olduğu bir zaman. Tüm Türk evlerine ve tüm Akdeniz havzasındaki evlerde bilindiği gibi taze fesleğen çok iyi sivrisinek kovan. Aynı zamanda da yemeklerin yanına çok yakışır. Bence bunları alıp güzel saksılarda, üçlü dörtlü saksılarda mutfağınızda camınızın önüne koyarak evinizi de mutfağınızda şenlendirebilirsiniz. Aynı şekilde bakın burada üzerinde çileği olan çilek fideleri var. Bu da yine doğadan birazcık kopuk olduğumuz bu zamanlarda çocuklarımızın en azından hani meyvenin, sebzenin hangi kaynaktan geldiğini, mesela çileğin aslında ağaçta yetişmediğini, pidede yetiştiğini anlamak için, öğrenmesi için güzel şeyler. Beraber ailenizle beraber birazcık tarıma ucundan kıyısından evinizde de olsa bu fidelerle bence bulaşabilirsiniz. Bakalım biraz daha gezelim pazarda neler var. Enginarlar var. Muhteşem. Diyorum ya Türkiye'nin her tarafında bereket var. Çok güzel sebzeler, meyveler var. Yine gördüğünüz gibi fideler var burada. Domates fidelerini görüyorum. Muhteşem. Domates kokuyor. Ve biber fideleri var. Tarıma meraklı olanlar varsa bahçenize, büyük saksılarınıza bunları ekerek kendi mutfağınızda yiyeceğiniz biberinizi, domatesinizi de yetiştirebilirsiniz. Organik kanyonda, kanyon pazarda bunlar var. Tariflerimi merak ediyorsanız şimdi birazdan tariflerim de sizler. Ayşe Organik Kanyon'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mevsimlerden Haziran en sevdiğim mevsim. Çünkü benim doğum günü ayım. Haziran oyunca benim böyle içim kıpır kıpır oluyor. En coşkulu, en güzel, en verimli sebzelerin mevsimi diyorum. Şimdi yanımda en büyük yardımcım semizotu var. Ben semizotunu yaz kış yiyorum, bayılıyorum. Ama semizotunu yine pişirmiyorum. Diyorum ya size Ayşe'nin mutfağında her şey çok fazla işlemden geçmiyor. Çok pişmiyor, çok az pişiyor. Çünkü onların canlılığını kaybetmesini istemiyorum. Çünkü gördüğünüz bu sebzelerin içerisinde bizim için gerekli olan enzimler, mineraller ve vitaminler var. Özellikle semizotu bizim için, özellikle ağır spor yapanlar için Süpermen gücünde bir sebze. Ne işe yarıyor derseniz çok hızlı su atıyor. Aynı zamanda bizim vücudumuzun gereken kas kütlesini artırabilmesi için gerekli lif desteğine sahip. O yüzden ben semizotunu çok seviyorum ve inanılmaz mineral ve vitamin deposu. Semizotundan dedim ki düşündüm sizler için ne yapabilirim diye. Taze bir semizotu salatası. Neye ihtiyacımız var? 2-3 bağ semizotumuz. Ben burada semizotlarının saplarını biraz ayırdım. Daha önceden yıkayıp hazırladım. Semizotu dışında istediğiniz mevsim sebzesini kullanabilirsiniz ama domatesin en güzel zamanı. Dilerseniz salatalık kullanabilirsiniz. Ben biraz böyle bu salatayı çok karıştırmayı sevmiyorum. O yüzden içine sadece semizotuyla biraz domates koyacağım. Biraz da taze soğan koyacağım ve ondan sonra limon suyu, elma sirkesiyle de güzel bir sos yapacağım. Malzemeler hazır zaten. Dediğim gibi ben çok fazla kesmiyorum da aynı zamanda. Bu benim için hazır. Bu büyüklükte sevmiyorum ben derseniz daha ince de kesebilirsiniz ama benim salatam için bu ideal. Bunları üzerine ne yapacağım? Domateslerimi ince ince keseceğim. Domateslerin mevsimi şu anda ama ben en çok tabii böyle salkım küçük domateslerle yapmayı seviyorum.
Bazıları domateslerin kabuklarını soymayı seviyor ama bunların kabukları çok ince. O yüzden ben şimdi soymayacağım. Bu videoyu izlerken aman Ayşe de niye domateslerin kabuklarını soyuyor diyenlere cevap olsun şimdiden. Domateslerimi ekleyeceğim. Bu arada domatesleri isterseniz elinizde, isterseniz tahtada kesebilirsiniz. Ama biliyorsunuz bu geleneksel Türk annesi kesme metodu. Ve ben bu şekilde kesilen domateslerin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Düz kesilen domateslerden hafif olarak böyle ne yapıyorum? Bıçağımı birazcık böyle oynatıyorum. Bu da belki bekar olan ya da evinde yeni yeni yemek pişirmeye çalışanlar için güzel bir tüy olabilir. Domatesin suyunu içinde tutuyor. Domatesin çekirdekleri de salatamın içine karışmıyor bu arada. Ve fazla domatesi seviyorum. O yüzden biraz fazla domates koyacağım. Siz de neden olduğunu anlayacaksınız. 4 tane domatesi koyacağım. Sonra bunları iyice karıştıracağım. En son serviste de domatesleri biraz da üstüne süs olarak koyacağım. Çok basit. Dediğim gibi semizotunun pek çok şeyini yapabiliriz. Biz semizotunu genelde Ege bölgesinde nelerde kullanıyoruz? Bazen de mezelerde kullanıyoruz. Mesela semizotu aslında yoğurdun yanına da çok yakışıyor. Öyle de kullanıyoruz. Gene böyle yapabiliriz. Taze çiğ semizotu yapraklarını birazcık yoğurtla, birazcık sarımsakla beraber güzel bir semizotu salatası yapabilirsiniz tabii. Ama benimki böyle bildiğiniz salata. Hep biliyorsunuz, daha önce de söylüyorum. Ben salatanın soslarını özellikle çok karıştırmayı seviyorum. Birazcık taze soğan, gelene kadar soğan sevdiğinize bağlı ama benim evim mutfağında soğan hiç ayrılmaz. Taze soğan hiç çıkmaz çünkü soğan ve sarımsağın çok faydaları var. Özellikle bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor soğan ve sarımsak da doğal bir antibiyotik. Ayırdığım taze soğanlarımın bu kısımları dışında Türkler çok yeşil kısımlarını kullanmazlar. Ama ben kullanıyorum çünkü içinde dediğim gibi bütün faydalı içerikler var. İnce ince kıymaya çalışıyorum soğanımı. Soğanın koyu yeşil kısmında da çok fazla vitamin var. Lütfen koyu yeşil yapraklarını kullanmamazlık etmeyin. Burada ekliyoruz. Evet, semizotlarım, soğanlarım, domateslerim burada bekleye dursun. Bana göre salatanın en önemli sırrı, yani sosa geldi sıra. Hep söylüyorum, salata sosu aslında salatayı salata yapar. O yüzden salatanın üzerine direkt sosu dökmek yerine bir bardakta hazırlamanız her zaman daha önemli. Ben burada zeytinyağı, elma sirkesi ve limon suyuyla güzel, taze, alıştığımız Ege tatlarına yakın bir salata sosu yapacağım. Zeytinyağını biraz çok koyuyorum çünkü burada malzemem çok. Sos ne kadar bol olursa bana göre salatamız da o kadar güzel oluyor. Göz kararı gene limon suyumu, daha önceden sıktığım limon suyumu da ekliyorum. Ve birazcık da organik elma sirkemi ekliyorum. Elma sirkesinin faydaları saymak da bitmiyor biliyorsunuz. İnanılmaz bir fermente gıda bağırsak sağlığınız için. Onu biraz daha ekliyorum, az ekliyorum. Çünkü keskin olabilir, herkes elma sirkesi tadını sevmeyebilir. Ve sosumun içine en son tabii ki tuzumu da ekliyorum. Ve ne yapıyorum? İyice karıştırıyorum. Asıl önemli olan bu sosun böyle iyice karışması. Sosumu üzerine ekleyeceğim. Ve başka bir sırrı da şu. Salata sosunun çok olması gibi salatanın da iyi karışması salatanın bir başka sırrı bence. Şimdi üzerine biraz daha domates ekleyebilirim. Kalan domateslerim de süs yapacağım salatamın üzerine. Hani sofralar keyifle yenen yemekler diliyorum. Ayşe Organik Kanyonları'nın bugünkü bölümü de burada sona erdi. Afiyet olsun.